Arkadaşlar merhaba. Bahçıvanlık konusunda bir kitap yazdım ve sizler için bu kitabı bir kurs haline getirdim. Ben Ziraat Mühendisi Volkan Temiz, sizlere bahçıvanlık konusunda yine eğitimler vermeye devam ediyorum. Evet, bahçıvanlık kitabımız bu şekilde başlıyor. İçindekiler, kitap kapağı, bahçıvanlık nedir, tanımlama, bahçe planlaması, düzenlemesi, toprak analizi ve hazırlanması ile bu konu başlıkları devam ediyor. Başka ne konu başlıklara bakalım isterseniz kitabımızda. Fide yetiştirme teknikleri, bitki seçimi ve dikimi, sulama sistemleri uygulamaları nasıl yapılıyor, gübreleme ve toprak koruma nasıl yapılıyor, bitki hastalıkları zararları nelerdir, nasıl mücadele etmeliyiz, hangi ilaçları kullanmalıyız, bahçe çeşitleri, fonksiyonel bahçeler, peyzaj dizaynı ve bahçe tarzları, çiçek bahçeleri, bitkiler, meyve bahçeleri ve ağaç yetiştiriciliği, bahçe dekorasyon, aydınlatma işleri, ki çok önemli konular bunlar. Su ögeleri, havuzların oluşturulması, yapılması ile ilgili işlemler, doğal ve yaşam alanlarının bahçeleri, bahçe için gerekli çalışmalar, bakım, bahçe fotoğrafçılığı, görsel yaratım, bahçede fotoğraf çekimi ve bunun bahçe yapacağınız kişilere gösterilmesi, nasıl olacağını anlatılması, bahçe organizasyonlarının düzenlenmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi, bahçe bitkileri çeşitlerinin kullanılması, bahçe bitkileri nelerdir, hangi bitkileri bahçe düzenlemede kullanıyoruz ve bunları nasıl yetiştiriyoruz, bunları anlatıyoruz. Bahçe bitkilerinin yaprakları ve renkleri nasıl, bahçe bitkilerinin çiçekleri, kokularına göre ayrımı nasıl yapılıyor, bahçe bitkilerinin meyveleri ve faydaları nelerdir? Hangi tür meyve ağaçları biz dizaynımızda kullanabiliriz? Dizayn işlerinde meyve ağaçlarının tercihini nasıl yapabiliriz? İklime göre meyve ağacı seçimi nasıl yapabiliriz? Bunları anlatıyoruz. Bahçe bitkilerinin üretimi ve satışı, bahçe bitkilerinin kullanımı ve formülü, bahçe bitkilerinin yaprak ve çiçek meyve renklerinin anlamı, bahçe bitkilerinin yerli ve yabancı çeşitleri, bahçe bitkilerinin yaprak, çiçek, meyve renklerinin kombinasyonlarına göre uygulamaları nasıl yapılıyor? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bahçıvanlığın A'dan Z'ye eğitimini biz bu Udemy video kursumuzda sizlere veriyoruz. Çimlendirme ve çiçeklendirme nelerdir? Bunlara bakıyoruz daha sonra. Çimlendirme teknikleri nelerdir? Tohum nasıl çimlendirilir? Çelik nasıl çimlendirilir? Gövdeden alınan kesi çelikleri nasıl köklendirilir, nasıl çimlendirilir? Ve yeni bir fidan nasıl elde edilir? Bunları anlatıyoruz. Çimlenme malzemesi ve ürünleri, çimlenme sorunları ve çözümleri, çimlendirme için gerekli zamanlar ve bakım, çimlendirme için farklı tarzlar ve desenler, çiçeklendirme teknikleri uygulamaları diye gidiyor arkadaşlar. Ve ayrıca tohumdan bitki yetiştirme, saksılama, çimlendirme, kaplara ve seradaki bitki yetiştirme teknikleri nasıl yapılır, bunları öğretiyoruz. Tohumdan bitki nasıl yetiştirilir? Hangi teknik kuralları vardır? Çiçekleri nasıl üretiriz tohumdan? Sebzeleri nasıl üretiriz tohumdan? Tohumdan aynı zamanda ağaç ve çalı grubu bitkileri nasıl üretebiliriz? Bunları size detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Ayrıca çim tohumlarından çimlendirme, kapılarının yapımı ve kullanımı. Çimlendirme nasıl yapılır? Güzel bir çimlendirme, villa bahçesi çimlendirmesi nasıl yapılır? Bunları detaylı anlatıyoruz. Ayrıca rulo çim, hani vardır bahçeleri serilir ya, canlı rulo çim üretimi nasıl yapılır ve rulo çim nasıl uygulanır? Bunu da bahçıvanlık eğitim programımızda sizlere veriyoruz. Serada bitki yetiştirme teknikleri nasıl uygulanır? Sera nasıl yapılır? Seranın içerisindeki bench sistemi nasıl hazırlanır? Sera içerisinde hangi bitkiler yetiştirilir? Bunun gibi daha birçok bilgiyi bu eğitim programımızda sizlere anlatacağız. Ayrıca ağaçta budama, aşılama, sulama ve gübreme işleri de var. Bahçıvanlığın temel görevlerinden biri olan. Budama bunlardan en önemlisi. Ağaçlarda aşılamanın yapılması çok önemli. Çeşit geliştirme ve ağaç çeşitlerini büyütme ve verimliliği artırmak için gerekli çalışmalar neler, bunları anlatıyoruz. Aynı zamanda verimlilikte sulama da çok önemli. Sulama ile ilgili teknikler nelerdir, bunları anlatıyoruz. Aynı zamanda bir gübre uzmanı olarak, ben Volkan Temiz olarak, gübreleme işleri nasıl yapılır, mineral gübreler, organik gübreler nasıl uygulanır,
Organik toprak nasıl hazırlanır? Toprak kompostu nasıl hazırlanır? Bunları da size açıklıyoruz. Saksı bitkilerinde saksı toprağı nasıl hazırlanır? Bunu anlatıyoruz. Ağaç budama tekniklerini anlatıyoruz. Ağaç budama için gerekli malzemeler, araçlar. Ağaç budaması sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar ve uyarılar neler? Bunları anlatıyoruz. Ağaç budama sonrası bakım ve tedaviler nelerdir? Aşılama teknikleri, uygulamaları. Aşılama için gerekli malzemeler, araçlar nelerdir? Sulama ile ilgili faaliyetler. Farklı bitkiler için gerekli sulama miktarları, frekanslar. Gübreleme teknikleri, uygulamaları. Gübreleme için gerekli malzemeler, ürünler. Farklı bitkiler için gerekli gübreleme miktarları, frekansları, gübreleme sonrası bakım ve tedavileri de sizlere kitabımız kapsamında, eğitim kapsamında anlatıyoruz arkadaşlar. Bir ziraat mühendisi olarak sizlere bu değerli bilgileri verdikten sonra Udemy sertifikasını da alarak resmi bir bahçıvan olabilirsiniz. Bahçıvanlık işlerinizi seralarda yapabilirsiniz, villa bahçelerinde yapabilirsiniz. Zengin villaları hani çok bahçıvan arar ya, peyzaj mimarlığı bile sizin yanınızda solda kalacak arkadaşlar. Peyzaj düzenlemesini bile öğreteceğim size bu eğitim programında. Nasıl peyzaj yapılır, taş bahçeler nasıl kurulur, bunlarla ilgili birçok bilgi elde edeceğiz sizlerle. Ve en önemlisi, bahçede havuz nasıl yapılır, nasıl inşa edilir, yüzme havuzu nasıl yapılır, süs havuzu nasıl yapılır? Bunun gibi daha birçok envai çeşit bilgiyi de bu eğitim programımızda, Udemy programında sizlere paylaşacağız. Evet. Doğru bir eğitim tercih ettiniz. Bahçıvanlığı A'dan Z'ye bu eğitim programında sizlere öğreteceğiz. Hadi bakalım, programımız başlasın o zaman. Eğitim programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.